Adli Proje Koordinasyon Birimi direktörüyüm, kurucu direktörüyüm. 2006 yılında kurduk. Dünya Bankası ile beraber yürüttüğümüz İstanbul Sismik Riski Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ni uygulamak üzere bu birimi kurduk. Neden böyle bir proje ekibi, neden böyle bir proje lazım oldu? Çünkü 1999'da iki tane büyük deprem yaşadık ve bu depremler çok yıkıcı oldu. Gerek can kaybı açısından, gerek de ekonomik açıdan. Ve İstanbul'da eklenen bir deprem riski vardı. Bizim görevimiz aslında biraz öncü olmak, ön almak, bu konuda vizyoner olmak. Öyle bir şekilde kurguladık biz proje koordinasyon birimimizi. Ben bütün ekip arkadaşlarımın yüzünden teşekkür ediyorum. Buradalar kendileri de. Benim 10 yıl önce yaptığım binada şu an yaptığım bina arasında fark var. Niye? Hem teknoloji gelişiyor, mevzuat gelişiyor. Ve sürekli biz kendimizi güncelliyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Biz 2010 yılında daha kimse konuşmazken çevreci, işte LEED Gold sertifikalı projeler yapmaya başladı. Özellikle Ok Meydanı, Göztepe, Aslanede, Kartal Aslanemizde ve buna sertifikalandırdık. Biz okullarda şu an 365 tane binayı İstanbul'da yıkıp yaptık. Ve burada bir vizyon getirdiğimize inanıyoruz. Tamamen çevreci, yenilenebilir enerjiye uygun, sosyal donatıları olan çocuklara sosyal teşebileceği alanları kurmaya araziyi maksimum kullanacak. Dolayısıyla biz aslında şunun altını kalın çizgiyle de çizmek isterim. Biz riski fırsata çevirdik. Bakın biz 1000 metrekare ortalama yıktığımız bir okul 2500 metrekare yapmışız. Bunun bir kısmını sosyal donatılara, işte laboratuvarlara, kütüphanelere vesaire harcamışız. Ama çok ciddi de bir derslik artışı yaptık. 1.7 kat derslik artışı sağladık. Ve İstanbul'un kalabalık dersliklerine bir nebze de olsa çare oldu. Nefes aldırdık. 7.000 küsur dersliği yaptık. 12.500 derslik yaptık. Arada kalk 5.200 derslik gibi bir rakam. 365 okul diyorsam her ne kadarsa, bunu 24 dersliğe bölersem 260 okulla 24 dersliği okul yapmış gibiyiz aslında. İlave etmiş gibiyiz. Yani bu İstanbul eğitim altyapısına çok büyük bir fayda. Şimdi efendim bizim çevresel ve sosyal etki planımız var. Yönetim planımız. Web sitemizde bunu sürekli yayınlarız ve güncelleriz. Bunu biz hem yerel mevzuata göre hem de ilgili bankanın kuruluşunu, aldığımız kredi kuruluşunun bazı istenileri var, gerekleri var. Ona göre hep özelleştiririz. Dolayısıyla biz sürekli olarak iletişim halindeyiz. Aslında bizim kurumumuz da bence diri tutan, uluslararası konjektüre ve bu bakış açısına sahip olan bir vizyona gelmemizi de sağlayan uluslararası paydaşlar diyebilirim. Çünkü böyle bir bakış açınız, böyle bir vizyonunuz, böyle bir belgeniz olmadan yeni kredi alma şansınız yok. Ama biz işte Hazine ve Maliye Bakanlığı bize bir kredi kuruluşunu Gökhan Bey şunlarla çalışır mısınız dediğinde bütün müzakereyi, yani negotiation tamamen İPKB uzmanları yapar. İPKB'nin sürdürülebilir strateji kılavuzunu yayınlayacağız Aralık ayında. Web sitemizden indirebiliriz. İlgili kurum kuruluşlara, çevreye de göndereceğiz. Bu hakikaten bizce Türkiye'de yapılan ilk bir çalışma. Biz burada planlama, tasarım, inşaat ve işletme kısmını dörde ayırarak sürdürülebilirlik ne demek, neden böyle bir kılavuza ihtiyaç duyduk, İPKB modeli nasıldır, projelerimiz neler, katılımcı süreç yönetimi, yönetim modelimiz nasıl, uluslararası kuruluşlar İPKB'ye nasıl bakıyor ki Dünya Bankası'ndan biz aynı satisfaktörün notunu alan tek idareyiz, projeyiz.